Hi, I'm PC. Hi, I'm Macintosh. Şimdi neden bunu yapıyoruz aslında? Göster Bu... dandik telefonunu. Dandik telefonum orada şu anda bizim ekran olarak duruyor. Evet. Bakıyorum. Ama bunlar bununla hiç alakamız yok. PC Apple, ve Mac'den bahsetmek Apple. istiyoruz daha çok. Tamam sen Mac'cisin ve şey, Apple'cisin onu biliyoruz da. Ben de çocukluğumdan beri eve alınan ilk bilgisayar, bilgisayar, PC olarak bilgisayar alındığı için ben de her zaman PC'ci oldum. Benim ilk bilgisayarım Macintosh'tu. İşte. Bence en büyük fark bu. Kapatalım mı? Hadi görüşürüz. Okay, bye bye. <laughs> yani... Bizim okuldaydı. Aradaki farkları bir bulmaya çalışalım bence. En güzel şey o. Yani e, şöyle. E, bu bölümde Mac'le PC'yi karşılaştırmaya karar verdik. Ben e, teknolojiden hiç anlamayan ama Mac kullanan Mac sistemi, OS kullanan ve makineleri kullanan birisiyim. <laughs> Bulut da. her şeyden çok anlayan ve PC kullanan birisi. Ben cehaletimle e, gurur duyuyorum. E, hiç problem yaşamadan her türlü problemi çözebiliyorum. Evet. E, kaç tane var? İki tane iMac e, evde, iki tane MacBook Pro, e, bir tane iPad, e, iki üç tane iPhone, Apple TV, Apple TV'nin yeni versiyonu. 4K olanı. Başka ne var? Apple Watch. Apple Watch vardı, hediye ettim. E, onu zaten hediye gelmişti hediye ettim. Onu kullanmıyorum. Ee, şey var, Time Capsule var. Onun? Ee, bir şey, hard disk, hard drive, e, wireless. Mesela ben şeyi açtığım zaman, bilgisayarı açtığım zaman sürekli backup alıyor oradan. Aynı nice. nice. zamanda router. Nice. Ben bilmiyorum. Time Capsule, zaman makinesi. Hmm. İstersen beni iki gün önceye götürüyor, istediğim zamana götürüyor. Evet. Geleceğe götürmedi henüz, ama inşallah götürür. Yani benim bütün sistemlerim benim ve eşimin Mac, Şimdi, Apple. Yaptığın işi bir algılamak adına bilgisayarlarla yaptığın evet, iş. Evet tabi. Laptopla genelde film, dizi izliyorum, müzik dinliyorum. Acil durumlarda Photoshop, After Effects. Premiere Pro. Tekrar söylemek lazım. Fotoğrafçı, videograferlik, editörlük falan ve olduğunu unutmayalım. InDesign, hı. Illustrator gibi programları acil durumlarda müdahale için laptop'tan da kullanabiliyorum. Hı hı. Onun dışında iMac'lerde sadece ve sadece iş yapıyorum. Hı hı. Kurgu yapıyorum, film yapıyorum, fotoğraf editliyorum filan retouch. Onun dışında başka bir şey yapmıyorum. Aa Bir de oyun oynamayı çok seviyorum. Max Payne diye bir oyun var. Çıktığı günden beri onu oynuyorum. E, eşim de Sims çok seviyor. O da Sims oynuyor bilgisayarında. Evet. Onun dışında o kadar. Bizim Şimdi mesela bugün... iPad'i e... sırf FaceTime için kullanıyoruz. E, babaannemle falan konuşuyorum açıp FaceTime'ı. iPad'in görevi o. Mutfakta duruyor zaten. Ya da yemek tariflerine bakıyoruz. Doğal olarak iPad'in zaten işlevi o. Bazen de ekmek tahtası falan şey kesme tahtası kirli oluyor. iPad'in üstünde kesiyoruz böyle soğanları. Tamam. Çok şey mi bu ilginç tabii. Evet. Böyle yapmak istiyoruz. Şimdi mobil bir insandan bahsediyoruz. Elbette laptopu olacak. Elbette buradan hani yaptığı işle alakalı Mac kullanmasında çok bir e, tuhaflık görmüyorum. Dürüst olmak gerekirse. Ama benim bireysel bakış açıma bakalım. Evet. Ben evcil bir insanım. Çoğu zaman da hani bir iş yapmıyorsam... Vahşi meğer, değil, evcil. Tabii ki. Domestik yani bunlar. <laughs> e, evde otururken de yaptığım aynı senin dediğin gibi film ortak olarak da evet. bunu her bilgisayarda yapabileceğini düşünürken, düşünürsek kenara koyuyorum. Mesela oyun oynamak diyorsan eğer e, belli başlı e, oyunları Mac'te de oynayabilirsin Steam çünkü Mac geldi ama geri kalanı için bilmiyorum. Ama mesela Cyberpunk 2077 bugün e, 10 Aralık evet 10 Aralık e, 2020'deyiz şu anda ve Cyberpunk ya çıktı ya çıkmak üzere 1-2 gün içerisinde çıkacak diye biliyorum. Mesela buna Paranı vereceksin, alacaksın, oynayacaksın. Sen bunu Mac'de oynamanı görmeni isterim mesela. Neden? Böyle bir şeyin imkanı yok çünkü. Kısacası getirmeyecekler Mac'e hiçbir zaman. Peki tahminim yani. o yönde. Neyse ama senin derdin o değil. Senin derdin o oyunu yani, oynamak değil. Ama de benim mesela o oynamak zorundayım. Ben bu arada hani laptop kullanan bir insan değilim. Gidip yani Monster'ın çıkmış en iyi bilgisayarını alırsın oynarsın. Her oyunu da oynarsın büyük ihtimalle ama... ...ben e, upgradeability diye bir kelime var. Bunu çok seviyorum ben. Yani geliştirebilmek, ilerletebilmek bir konu. Şu anda benim bir kasam var. Kasa içerisinde işlemcim, RAM'im işte, ekran kartı bilmem ne. Şu anda e, e, işlemcim gayet güzel... Ve yarın öbür gün 3000 serisi mesela bugün çıktı eğer bir gün stoplara gelirse 3080-3070 civarı bir ekran kartı alıp bütün istediğim oyunları muhteşem bir şekilde oynayabilecek olacağım mesela. Bunun yanı sıra eğer foto edit video edit diyorsan Ryzen serisi işlemci için konuşuyorum bunları da muhteşem bir hale geldi ve Intel'e muhteşem bir e, kafa tutabilme noktasına geldiler. Ve şu anda gidip de işte 24 çekirde, 48 thread işte yani 48miş gibi düşün. Ee, şöyle hızlı bir render alacaksın işte e, senin bilgisayarını alırsan 2 saat sürecek renderi bu alıyor işte 20 dakikada durumu beni mutlu ediyor. Ve bunu da ben yapabiliyor oluyorum. Ve PC kullanmayan, Windows kullanmayan hiçbir e, sistem içerisinde tamam Mac'in içerisinde kurabilirim diyebilirsin ben. Gerçi yapılıyor mu onu da bilmiyorum. Yapılıyor. PC'ye Mac kuranlığı gördüm, OS kuranlığı gördüm de. İki iki şekilde yapılıyor. Bir bildiğin Ay, evet. kurabiliyorsun. Yani düz ama o biraz teknik istiyor. İkincisi e, uzaktan bir bilgisayar aracılığıyla kullanabiliyorsun. E, Par Parallels Desktop diye bir programı var, App'i var. Hı -hı. O App'e de bir para ödüyorsun tabi. aylık, e, senelik falan fıstık. E, yani kullanabiliyorsun dilersen. Ne? Yani, yani bazı CAD CAD tabanlı işte AutoCAD'dir, işte SolidWorks'tür <laughs> falan onlar Mac'te çalışmıyor. Onun için birçok tanıdığım e, Macbook'una sırf o programları kullanabilmek için sırf o programları kullanırken geçmek için Windows yüklüyorlar. Evet. <laughs> şey mesela iMovie bayağı güzel bir hale gelmiş. iMovie çok Sen Final Cut'tan mı bahsediyorsun? Final Cut'tan mı iMovie dediğin şey yani böyle iPhone'un editleme şeyi şey, bir şey, için, şey Apple Keste... için sadece onda kullanılan Final Cut. Mi? Final Cut. PC'de Final... yok mu Final Cut? Yok. Ben Final Cut ha. kullanıyorum. Yani ondan bahsediyorum. Bayağı e, onunla edit yapan insan YouTube'culardan gördük. Çok kişi de Mac kullanıyor. Bunlara hiçbir lafım yok ki zaten bu da karşılıklı saygıya geliyor yani. Hani Fakü kısmı hani işin espri tarafı belki evet, ama yok saygılı değil ki <laughs> orada. Sen de fakyotu dedin ama yani sonuçta. Yani ben tabii kendimi savunmak için e, öyle bir şey yaptım ama ne? O, alındım biraz. Birazcık. Neydi o çelik ayna? <laughs> Çelikken yaptın. Çelik ayna. Ay 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 ay. Benden sekti sana geldi. Şu var diyor. Sonra öyle, öyle yapman gerekiyor. Hatırlamıyorum. Eğer bakıyorsan. neyse. <laughs> doluyormuş kameraya. Mac Mac kullandın mı hiç? Mac kullandım. Ee, Mac senin zaten e, laptopunu kullandım. Ne, ne kullandın? Hayır, yani, 35 kere düğmeye, düğmeye bastım. bastım falan böyle. Falan. Aa burada comment var falan. Ve e, şeyde de üniversitenin işte sınıflarında Mac olan e, Hı -hı. şeyler var. Laptop onu? E, kullanıma ortak kullanıma... açık şeyler var. Ha, bunlara da baktım. Şimdi problem şu hiç alışmayınca. Hı -hı. Şimdi şey bile atıyorum kapatma tuşu sol üstte. Neden sol üstte diyorsun? Çünkü sana hayatım kapatma boyunca... Kapatma tuşu sağ üstte. Soldaydı lan en son. Macbook'ta, Macbook Pro'larda sağ üstte. Eskiden solda mıydı? Hayır. Hep soldaydı lan. Solda hatırlıyorum ben. <laughs> sağ üstte. Yani evde 2010'dan itibaren çıkan Macbook'ların çoğundan var. Ha bir de Air var. Yani hepsi sağ üstte. Hatta touch da fark etmez tamam ikinci tuştan bahsedelim sonuçta masa üstüne sağ klik yapabilmek falan hani bunlar Nasıl yani? yoktu var hep vardı sen benim bilgisayarımı kullandın ya tabi ben onu programlamadım ben oradaki bir touchpad var ya siz Hı -hı. touchpad diyorsunuz biz başka şeyler söylüyoruz ona İ inşallah ee, orada istersen sağ <laughs> e, altta sağ klik var İstersen double tap yapabiliyorsun bastırmadan Hı -hı. daha sessiz ve daha hızlı Hı -hı. double tap yani şunu yapıyorsun ve sağ klik oluyor açıyor. tabii. Ben kendime göre özelleştirebildiğim için her şeyi çok kolaylıkla e, Mac'te. Çünkü PC yapamıyor. E, PC de yapabiliyor ama de bunu yapmak için belirli bir yetkinliğin olması gerekiyor. <laughs> evet, o konuda bir tık haklısın. Yani ben XP'den beri PC kullanmadım bu arada. Eee XP'ye kadar olan kısmı için yani daha sonra Windows 7 falan çıktı. Bayağı iyi diyorlardı. 7 güzeldi. Vista berbattı. E, Vista evet. Vista'yı gördüm ama kullanmadım. Hani e, benim Olayım şeydi ya. Yani sanki elimdeki bilgisayarın donanımı yazılımıyla uymuyordu Windows kullanırken. Yani Sony kullanıyordum. Yani Sony Vaio serisi kullanıyordum. Daha yani ilk önce kompaktla başladım. Hmm. IBM'lerle devam ettim falan ama daha bu tarz işleri yavaş yavaş çok çok ucundan girmeye başladığında Sony ve Asus'un bir makinesi vardı. İlk ilk başlarda her şey çok güzeldi ya birbirimizi yeni tanımaya başlamıştık. Her şey çok heyecanlıydı. Fakat e, belli bir süre sonra sürekli e, bir takılmalar, şunlar bunlar, her açtığımda güncelleme. Ya ben evdeki Macbook'un bilgisayarı kapatmıyorum 3-4 ay. Ya ekranı indiriyorum, basıyorum, geçiyorum. Çişmiyor, takılmıyor, problem çıkmıyor. Evet. Crash olmuyor. Yani e, hele, ki, hele ki Chrome falan kullanmazsan ki ben Chrome kullanıyorum ama e, RAM e, hırsızı olarak. Mesela Safari kullan, başını ağrımasın. Hani... Ya da Opera kullan. Kendinden hmm. VPN'li olarak. Ya VPN olarak ben Express ExpressVPN'e üyeyim. Parasını da veriyorum yani. Rahat Bugünün varsa. sponsoru Express. <gülüyor> yani <gülüyor> benim derdim şeydi hani bu telefonlarda da biraz öyle ya Android bir sürüm çıkarıyor. Android'in o çıkarttığı sürüm bin tane belki yüzlerce modele uyumlu hale getiriliyor ya da yani bir şekilde 2 GB RAM'i olan telefonda 8 GB RAM'i olan telefonda o sürüme geçiyor. Evet. Fakat Apple'da e, ben onu göremiyorum. Yani şöyle göremiyorum. Apple yeni bir telefon çıkarıyor. Bunun içinde genelde hani bu S serileri haricinde yeni bir yazılımla çıkıyor. Yeni bir iOS ile çıkarıyor. O yazılım o telefon için. Tamam mı? Önceki telefonlarda diyor ki istersen güncelleyip bunu kullanabilirsin. Problem yok. Bazen problem olabiliyor. Bazen hatta Apple'a bir eskitme davası açtılar. Hmm. E, bilinçli eskitme davası ve kazandılar da. Gerçekten öyle bir problem de oldu ama... Onun dışında hani yükseltmek zorunda değilsin sürümünü. Ben mesela bir telefon alırım. Telefonu aldığım sürümde kullanırım. Telefonu değiştireceğim zaman o telefonu öyle satarım ya da evde kullanırım. Ses kayıt cihazı yapıyoruz burada. Hani işte peynir kesiyoruz üstünde falan. Yani o tarz kullanıldığı zaman hiçbir problem yok. Evet. Hele Amerika'daysan işte AT&T'dir şudur budur. ...adamlar diyor ki mesela bir sene kullanıyorsun telefonu... ...sonra Hı -hı. telefonu geri veriyorsun... Evet, çok hep de, çok hep de güzel sabit sistem para o. veriyorsun. Çok güzel sistem Atıyorum o. aylık 50 dolar para veriyorsun... ...diyor ki sana her iki senede bir sana yeni iPhone'u vereceğim... ...yeni çıkanı. Okey. Yani still. Yani çok çok mantıklı. Ve yeni versiyonla yeni şey. Ve başka marka bu iOS'i kullanmıyor. Dolayısıyla Hı -hı. hani sistemde de sistemsel sıkıntı yok. Şişme yok, patlama yok, çatlama yok. Şey yok. Neydon'un adı takılma yok güncelleme ben istersem yapıyor herif. Yani bana soruyor. Tamam her şey için geçerli bu. Windows'u. Bu arada ben yani başta düşünürken laptopla ya da bilgisayarları kıyaslayalım açısından. Ama Çünkü sen e, Apple telefon iPhone. <laughs> ne demiştim ben ilk ilk yaptığım şeyde? iWatch. Watch. A hayır. E... I iWatch diyordun. Apple Watch'tı. iWatch değil. Çok eski bir videomuz da var. Evet. Değil mi? I watch iWatch tam dedi, iWatch değil ya. Diyordun. iWatch. Ben izliyorum diyordun. MacWatch değil. Apple Watch, Mac, Mac. Dizi içerisinde hatalar dediğimiz işte iPhone <laughs> iPhone saati işte o gerçek hayatla alakalı. Belki o karakter iPhone takıyordur. O yüzden çok fazla kafama takmayacağım. Apple Watch. Apple Watch. Ne dedin? Ki? iPhone saati. <laughs> Ayran suyu içmek gibi. Şey <laughs> Şunu demek istiyorum ki bilgisayarları kıyaslamak açısından konuşmak istiyorum. Yoksa telefon kıyaslayacaksam ben sonuçta Windows bir telefon kullanmıyorum. Android ve Apple arasında bir kıyaslama var. O çok farklı bir şeyden bahsediyoruz ki aslında ana mantığı aynı biliyor musun? Tam olarak değil. Niye? Tam olarak ha şeyden bahsediyorsan... hani usability ve hani ne denir ona her şey hazır bir şekilde koysun, kullanımı kolay olsun. Evet Apple her zaman bu konuda ileride olacak. Fakat benim en büyük derdim para. Yani bunu Hı. sen atıyorum ayda 10 bin lira 10 bin dolar kazanan bir insana bunu sorma gider Apple'ını alır hiçbir şey dert etmeden kullanır. Ya, o aylık İkisi... 5 bin lira kazanan adam da yapılıyor benim gördüğüm. O bana soru işareti geliyor ama yapılabilir mi elbette yapılabilir derdin oysa yapılabilir. Ama Apple'la aynı performansı göster atıyorum oyun mu? Ya, zaten bu arada yapılan şeye bakmak lazım. Sen işte sadece atıyorum Instagram açıyorsundur Facebook'una bakıyorsundur WhatsApp telefon görüşmesi yapıyorsan. Motorola da alabilirsin. Onların da var bir tık akıllı standart telefonları. Al, kullan. Problem değil. Ama atıyorum oyun oynuyorsun değil mi? Ve hani birazcık grafikte oyun oynadığını varsayalım. Telefon oyununa para veren insanlar var sonuçta. Evet doğru. Ve hani grafikte oyunlar da var telefonlar için çıkmış olan. Var Bayağı de, da yani. güzeller. Abi. Ben sonra Angry Birds oynadım. Ha, aynen. Bunu sen senin telefonda da oynarsın, benim telefonda da oynarsın. Beş sene önce çıkan telefonda da oynarsın. Tamam. Bunlar çok grafikleri kasan oyunlar değil. Ama eğer derdin oysa... Apple'da alabilirsin. Gidip Android'e, Samsung, Xiaomi, Huawei falan hani hepsini alabilme şansın var o noktada. Tamam. Ve derdim işte gene paraya geliyor. Eğer dert edinmiyorsan git Apple'ını al, git Xiaomi'ni de al. Fark etmez. Para senin paran. Ama eğer ki bütçen varsa bir şey için karar verecek ama birazcık daha para kalsın o bu şu falan. Xiaomi seninkinden daha fazla performans veriyor iPhone 12 çıktı değil mi şimdi yeni? Evet. 12 mi? 11 mi? 12. Kaçırdım ben artık. 12 Pro. Lan. Bir sene önce Xiaomi bir telefon çıkardı. Oha dedik. Hı -hı. Yani içerik açısından en hızlı işte şey işlemcisi işte şöylelen böyle hmm. kamera 108 megapiksele çıktık arkadaşlar yani bunu bir yani limitimizi aşıyoruz artık yavaş yavaş. 108 megapiksel dediğim bir manası yok diyorsun, değil ha, evet. mi? Ona geliyorum fark etmez. Evet. Önemli değil ama zoom'unu atabiliyorsun sonuçta eğer içerisinde Ve gene unutma oradan çekilen fotoğraflar gene or, o tür ekranlardan bakılacak. O zaman. Instagram'a hayır şöyle düşün. <laughs> o zaman niye 108 108 çekiyorsun? Şundan dolayı 108 çekiyorsun. Bunu da senin sorman bana tuhaf geliyor. Atıyorum. Şey aynen öyle. Peki. Yani kesmek etrafında Sen uzaktan bir yerini çektin, birazcık zoomladın, açını belirledin, onu koydun. Ve Peki, ama Instagram piksel kaybetmedin onu. Instagram'ın kaça kaç görüntü verdiğini biliyor musun? Birebir bilmiyorum, küçücük. Yok, 2000, 2000 piksel, 2000 piksel. Ha. 4 megapiksel. 4 megapiksel. Sen 100 megapiksel çekersen, Aha. kaç kat zoom yapabilirsin? 25 kat. Çok kat, aynen. Tamam, sen herhangi bir fotoğraf çek, Aha. 25x zoom yap, onu bir Instagram'a koy, bir kişi beğensin, bak ben ne olacağım. Senin de bir bakış açın tabi bu ama göstermek istediği gö Hayır bir şey söyleyeceğim. Yani e, 108 megapikseli şöyle düşünmek lazım. Zoom'u sen içinde yaptığını varsay. Fotoğrafı çekmeden. E, tamam. Zoom 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 zoom. Peki. Bir de öyle kameralar haline 25 geldi. 25 kat zoom'dan bahsediyoruz. 25 kat zoom'u e, tripod, bunların, tripod bunların... olmadan çekemezsin. Hareketli nesneyse zaten çekemezsin. Tamam. Işıklı bir yerde falan geç bunları kenara da. Sen o kadar instant O kadar yok, kamera ol 1, evet 8 tamam haklısın lazım. ona bir lafım yok ona bir lafım yok haklısın da şunu diyorum sen e, artık 3 kamera yetmedi 4 kamera 5 kamera artık bütün arka taraf kamera haline gelecek bu arada da bunların hepsi aynı anda fotoğraf çekmiyor bunun farkındasınız değil mi? İşte bir tanesi makro lens olabiliyor bir tanesi zoom lens olabiliyor bir tanesi işte prime işte ana lens haline geliyor. Bunlar sadece optik zoom değil 3x e, şey fokusun ne denir ona optik zoom sen dijital zoom Dijital zoom aynen aynen. Optik zoom yapıyor işte <laughs> e, üç kat e, tamam. optik zoom da güzel bir görüntü verebilmesini sağlıyor. Ki hala minnacık lenslerden bahsediyoruz. Bunu gayet bilen ve kabullenen bir insanın bir lafım yok da. Marketing ya yani. <laughs> fark etmez gene işte bir video çekeceğin zaman gayet her şey artık temiz çekiyor zaten. Bak seneler seneler önceydi sen hatırlarsın hmm. ben bir tane. A... iPhone 3GS. Hayır, ha. iPhone 3GS değil. Bir tane Nokia'nın Carl Zeiss lensli, hmm. yaklaşık o zaman 10 megapiksel çözünürlüklü bir şey telefonunu aldım ve kendinden flashı vardı ama şey LED flash değil, patlayan flashı vardı. Hmm. İşte olan tek modelde N N N8 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 diyorduk, N8 diyorduk evet. N8 ee, aynı dönemde iPhone 4 vardı, yeni hmm. çıkmıştı. Bir arkadaşım iPhone 4 aldı. Ben onu aldım. İkimiz fotoğraf çektik. iPhone'un fotoğrafı çok daha iyiydi. iPhone ekranında daha iyiydi değil mi? İki ekranda da daha iyiydi. Çünkü iPhone'ların öyle de bir şeyi var. Bu retina display artık neyin tam olduğunu <laughs> bilmiyorum Neyin ne olduğunu bilmiyorum. Büyü büyü. Ha? büyü. Neyse artık gerçekten çok temiz bir görüntü veriyor. Buna da kabul etmek lazım. Yani sen bir Mac'in e, bilgisayarını alıp ya da işte laptopunu alınca o e, ekranda gördüğün şey bizim kullandığımız tırt Şu laptoplarda göreceğimiz şeyler gelen, değil. Gelen menüde bak. Leica like kamera. Aynen. Direkt like a... reklamı geldi. Şu an Leica kameradan bana yeni bir e, şey. şey. The new Leica SL2S. Ha, alır mıyız? Bir Leica alır mıyız? Bak diyor ki 24 megapiksel sensörü var diyor. Aa çok Hı -hı. iyi. Hı -hı. Yetiyor çünkü. Yeter. Yani <laughs> çekmesini bilene. E Tabii canım orası. Yani öyle. o arkadaki 3 kamera 4 kamera aynı zamanda şeyler e, neydi onun adı? Hmm, işte zoomlar, e, megapikseller falan bunların hepsi bir marketingtir, pazarlamadır. E, sizin o Instagram'da takip ettiğiniz hesapları kullanan hiç kimse o telefonlarla çekmiyor. Hı hı. Hepsi... E, Profesyonel makineyle alıyor. Profesyonel, yarı fotoğraf, amatör, fotoğraf, fark yani. etmez. Yani hepsi fotoğraf makineleriyle çekiliyor. E, bazı durumlarda, bazı çok çok çok... E, yani sırf iPhone kullanan fotoğrafçılar da var mesela ama hmm. iPhone e, fotoğrafı diyorlar. Hani hiç kimse gidip ona fon fotoğrafı ya da e, telefon fotoğrafı demedi. iPhone fotoğrafı var. Bunun sergileri de var. Hani bunlarda da e, çok m, sınırlı fotoğraf çekilebiliyor. Mesela minimal fotoğraf dediğin şeyler var. Daha negatif spacing kullanıldığı, hmm. beyazlık siyahlık gibi o fotoğraflarda yeterli olabiliyor. Dolayısıyla aslında çekeceğiniz her fotoğraf için farklı bir kamera lens setup ışık yani çok farklı bir konu o. Yani bunu alırsan iyi fotoğraf çekersin diye bir şey hiçbir zaman olmadı. O 108 megapiksel 10 hikayesi. Hmm. videomuz fazla uzun olduğu için videoları bölmek istedik. Bu videoyu burada bitiriyoruz. İkinci video yarın.